Merhabalar güzellerim. Hepiniz her zamanki gibi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güne biz tatlı tatlı başlıyoruz. Evet, inşallah da tatlı tatlı biter. Günaydın. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlı geçsin günümüz. Aynen. Reçel. Reçelimizi kaynatmakla başladık günümüze. Maşallah pek güzel oldu ama. Ama kokusu çok güzel annem. Evin içi şu anda karadut. Kokuyor. Evet, harika. Kıvamı falan çok güzel oldu. Şimdi soğumasını bekliyorum. Ben birkaç kere hatta sizler beni uyardınız. Reçel kaynadıktan sonra hemen kavanoza dökülmüyormuş. Evet. Soğuması gerekiyormuş. Ondan sonra kavanoza. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra kavanozlara. Aşağıdan hemen depodan kavanozlarımı getireyim. Ben 4 tane getireyim de. Bu sanki 3 tane dolduracak gibi. 1 litrelik mi? Yok, yarım. Şöyle küçük 4 tane getir anne. Sizlere de bir göstereyim. Evet, 4 getir. Şöyle. 4 dolabilir. Evet. Ama 3'ten eminim. Allah'ın izniyle. Yok, o 4 olur, 4. Olur mu? Evet. İddiaya var mısın? Hadi girelim. Annem 4 diyor, ben 3 diyorum. Şimdi soğusun, bakalım hangimiz kazanacak. Başında beklerim, sakın bölersin diye. Kız valla öyle şey mi yapar mıyım? Ben sen miyim? Aa, nerede gördün? Ay, hemen sizlere de bir hal hatır sorayım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Allah'a. Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi elektriğin gitmesini bekliyoruz. Evet. 5-10 dakikası kaldı. 1,5 saat önce Muhtar Bey anons yaptı. Bak bugün yaptı. Yaptı. Dün yapmamıştı. Saat 10'dan 4'e kadar elektrik kesintisi olacaktır diye bir anons duyuru yaptı. Yine elektriğimiz yok. Neyse, sıkıntı değil. Evet. Benim için su önemli. Yani elektrik de önemli de suyla yemek yapılıyor. Oydu buydu. Ya annem, elektrik de önemli, su da önemli. Her ikisi de hayatta yani önemli. Ama dediğin gibi su daha önemli. Su daha önemli. Bir lavaboya gidiyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Yemek yaparken bulaşık çıkıyor falan. Ha, elektrik, ben bir sübürge yaparken eksikliğini hissediyorum. Çalı sübürgesinde yaparız. Ha, çalı sübürgesi. Bir tane alayım da olmadı onunla bir şey yaparım. Aynen. Bir de işte internet. Mesela dün. Bilgisayarların şarjları bitti, telefonlar %5'i 10'a indi. Allah'tan bir şeyden sonra geldi de hemen evet. Doldurduk. Aynen. Mesela kamerayı şey yaptım, dün akşam ben şeye takmayı unutmuşum, annem hatırlattı. Çabuk çabuk dedi, muhtar anons yapıyor, hemen dedi kameraları, telefonları takalım. Yoksa bitecek akşam 4'e kadar. Neyse, şimdi annem de kahvaltı hazırladı, sağ olsun. Kahvaltıyı yapana kadar zaten reçelimiz soğur. Kolay gelsin. Sağ ol. Kahvaltılar yapıldı. Evet. Ben de kavanozlarımı hazırladım. Güzelce. Kaynar suyla yıkayıverdim kapakları falan. Kaç tane çıkardın? 4 tane. İyi, hadi bakalım. 4 tane çıkardım. Şu yarım litrelik olanlardan. Onlar daha kullanışlı oluyor ha anne. Evet, büyüklerden. Soslar için. Yani büyük mesela sos olsun. İşte böyle reçel olsun. Açtığın zaman hemen tüketmen aynen, gerekiyor. Aynen. Küçükler ama daha kullanışlı. Evet. Sizleri şöyle koysam. Yine fazla yedim. Fazla yedin, evet. Yani nerede? Burada mı yapacaksın? Niye? Reçel koyma işini. Yok be anne, yukarıda soğumadı da. Bekliyorum öyle. Oraya koy. Hani arkadaşları elimde tutacağım ama dedim karşıma koyayım. Şöyle. Önden bir kahve içelim de. İçelim. Ondan sonra. Bak dün boynum ağrıyor, boynum ağrıyor dedim. Benim de boynum ağrıdı. Psikolojik Allah nedeni Allah bilmiyorum. Allah Allah, seninkisi psikolojik ama benim 15 günden beri şu beynime doğru böyle beynime sancı vuruyor, kasıyor damarları. Ya zaten benim de boyun ağrıları ara ara oluyor biliyorsunuz. Boyun düzleşmesi falan var. Maşallah hiçbir şey yoktu düne kadar. Akşam annem boyunum ağrıdı, boynum ağrıdı. İşte ben de öyle oluyor. Biri böyle çok karşımda. Bilmiyorum, ben de öyle oluyor. Çok karşımda etkileniyorum. Oram ağrıyor, buram acıyor. Ya da işte üzüntülüyse, ağlıyorsa, şeyse bana geçiyor onun şeyi. Şimdi benim buralarım aynı. Türk gibiyim, boynum ağrımıyor. Ben de Türk gibi oldum. Kaşeye gibiyim. Seninle katana gibiyim. Ay anne. Yok, ben de sabah böyle şuralarım ağrıyarak kalktım.
Birazdan bir ağrı kesici alırım. Yaşımız da 15-18 değil ki kızım. Ay sen kendi adına konuş be. Vay. Ben bu saçlardan sonra kendimi 20'lik gibi görüyorum. Saçların çok güzel. Ay 20'lik. Sen 20'liksen ben 15'lik. Diyorsun. Başım şöyle bir olabilir. Saçlar soruyorsunuz bana, şeyini soranlar var, modelini hani ne diye kestirdin, kestirmek isteyenler var. Çok hoşuna gitmiş saçlarım. Katlı kısa. Katlı küt bu modelin ismi. Ve çok teşekkür ederim. Hepiniz çok beğendiniz. Hiç beğenmeyen çıkmadı. Ama ben hayret ettim. Şimdi yıllardan beri Ebru'yu ben bildim bileli saçları burada. Evet. Ebru asla. Şimdi o kadar değişik geldi ki bize de kestirdiği zaman görüntülü konuştuk. Dedim havası değişmiş, daha genç olmuş. Ama yıllardan beri, çünkü uzun saçı salamıyorsun. Aynen. Çok uzun. Bunu hem toplayabiliyor hem salabiliyor. Çok hoşuma gitti benim de. İyi oldu. Vallahi ilk başta tedirgin olmuştum. Böyle bir yadırgamıştım ama. Kız ne ama... yaptın saçlarını? Ha? Kesilenleri? Kuaförde bıraktın. Kız niye bıraktın? O kadar uzun saç, bu kadar daha vardır. Bana kaynak yapardı. Bak ya. Hiç aklıma gelmedi o. Orada bıraktım. Diyorum ya, bir tedirgin oldum, bir tereddüt ettim, bir yadırgadım ama yok ya. Şu anda çok memnunum. İyi ki de kestirmişim. Hani kestirmek isteyenlere de tavsiye ederim. Hem kullanışlı. Kaç yaşındaydın sen? Evli değildin herhalde. 18. Ebru saçına falan çok... Yani normalde kendine bakar hepsi de. Ebru daha farklı bir saçına özen gösterir. Sürekli şuralarında olduğunda kaç kuaför yalvardı ona. Evet. Saçını kestir, bize sat diye. Ay, kesinlikle değil mi? Evet evet, uzun saç kuaförler biliyorsunuz alıyor yani, peruk falan. Bir de bakımlı olduğu için hayatta. Ha, bakımlıydı da saçlarım yani, maşallah gür, kalın telli, parlak. Yani bir sürü kuaförden teklif almıştım da yok canım. De ben ona şok oldum kestirdi. Bizim de gözümüz yıllardan beri hep belinde olduğu için. Evet. Ama çok güzel yakışmış, biz çok beğendik. Evet evet, güzel oldu, memnunum. Diyorum ya, hepiniz çok beğendiniz, hani hiç beğenmeyen de olmadı. Ben de şaşırdım, hani olabilir, insanlar beğenmedik, tabii güzel canım, olmamış. Tabii. Yani mutlaka dedim, hani fikrini, düşüncesini paylaşan olur. Herkes çok beğendi demek ki isabetli karar verdi. Hiç kullanmadın ya, uzun evet, olduğu bu... için değişik bir hava verdi sana. Aynen. Canım biraz da saçın içindeki yüze bakacaksınız. Sana şimdi bir kahve ısmarlayayım. Bak. Sana bir kahve. Yok yok, iyi. Artık uzatmam ama. Bak değil şimdi mi? Uzatmayı bak, da düşünmüyorum. Fatih de dedi. Artık dedi uzatma. Çok güzel oldu böyle çıtı pıtı. Evet. Şey, kullanımı kolay. Hemen kuruyor. Ben uzun saçları fön tutsam da kurutamıyordum. Ve çok başım ağrıdı. Boynum falan bilmem ne. Duş aldım. Yarım saat içerisinde kurudu saçlar. Hayır, böyle hem daha çoklu kullanabiliyor. Yani böyle toplayabiliyorsun da mesela. Ha, böyle toplanıyor. Şöyle tepeden topladım, denedim. Çok güzel oldu. Salabiliyorsun. Ötekini salamıyordun. Yok. Bir de ben zaten kıl tüyü takıntısı var bende. Evin içinde mesela benim saç döküldü mü benim tahammülüm yok. Mesela yine evdeyken mesela, şimdi hani tabii sizin karşısında böyle şey de, çok da toplamak istemiyorum. Şurada egzamamda var ya, geçsin evet, diye. Gene böyle yani bir toplama şeyi oluyor. Yani evet. Neyse, özetle saçlar, memnun kaldım, tavsiye ederim. Yani kestirin, çok rahat edersiniz. Yani. Vallahi iyi, kalkayım da bir kahve. Hadi yap kahveyi. Şu yap. Güzel saçlarımla. Hadi bekliyoruz seni, gel. Göresim geldi seni, gel. Kız reçelleri kavanoza senin dökmeye başlayacağım. Var. Neydi kız o? Neydi? Annem yazmasını takmaya çalışıyor da. Oo. Görünce epey neyse, hadi sonra hatırlarım. Sonra evet, ben bir şey demişim de onu sonra hatırlayacağım. Çok severim o lafını onun da. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Beni utandırdı. Seni utandıracak ama. Maalesef. Bana bak, suyunu eşit koy. Ya kepçeme ne gelirse onu koyuyorum anne. Olmaz. Biri susuz biri sulu olur annem ondan. Şuna koyayım şimdi, hakikaten suyunu eşit koy annem, ondan kepçeye tam gelmiyor ama hamisi de pek güzel.
Bak. Sen buraya bir tanecik inek de al, sütünü de sağ ol. Öyle mi diyor? Yoğurt yapmaz. Coştum, enerji patlaması yaşıyor. Evet. Her şey organikti ya. Aynen. Getir bakayım üçüncüyü. Hey yavrum hey, bu dördü bile geçecek. Yok canım. Hadi anne hadi. Üçte bitecek bu bak ben sana söyleyeyim. Hadi bakalım. Baksana anne. Bitti. Hocam tenelerini oraya koymayın. Denelerini eşitle. Bana çekmemiş. Hangi huyum? Bu yanılacağım. Yok, ben önceden kavanozda çok yanılıyordum. Yaptın sen de değil mi? Yaptın. Gözüm göre göre yapa yapa alıştı. Yani özetle iddiayı kızım kazandı. Kazandı. Evet, kabul ediyorum. 3 dedim 3. Buçuk olsa? Yok, buçuk da olmaz. Tam 3'e denk geldi bu. Bak. Ölçüsünü biliyormuş. Seni edepsizin kızı seni. Seni edepsizin. Ha, şuna koy. Bakayım. Ellerine sağlık annem. Süper olmuş. Kız abi, tenesi var orada. Sen görmüyorsun, ben görüyorum. Dur bakacağım dur. Ay, ne tezcanlısı. Şuna koy şuna. Tutayım getir anne. Ziyan olmasın annem, o kadar emek verdin yaptın. Herhalde canım. Bence şunun üstünden bir tane al, kapatırken taşırabilirsin. Sat. Öyle mi diyorsun? Bence de. Hani kapağı kapatırken. Tamam. Evet. Mis. Hem de ne mis annem, ellerine sağlık. Oh, çok güzel olmuş kız. Evet. Vallahi pek güzel olmuş. Şöyle yapalım da vakumlanma yapsın kendisine. Aynen. Tam olarak soğumadı. Hmm. Ilıklık da var ama öyle el yakmayan. Buz gibi de olmadı. O ılıklıkla o vakumlama yapar. Vakumlar evet. Bunu ne yapacağım biliyor musun? Ya işte senin Hakan'a yaptığın evet, gibi yoğurt ya da sade dondurmanın üzerine dökeceksin. Ha, o da olur. Çok güzel olur. Ama küçük çocuklara kendin yaptığın için ben Hakan'a vallahi böyle tükettirdim. Çok faydalı. Tabii. Yoğurtla bu reçel. Yani. Normalde marketlerde meyveli yoğurt satılıyor. Onu yedireceğine böyle yapacağım. Böyle yaparım daha iyi. Senin verdiklerini karıştırdım. Aynen. Yaptım ben. Vişne reçeli de o kadar güzel olmuş ki. Evet. Şeftali falan. Dedim ya işte sana, bunlar giderken hazırlayalım. Götür evet. Antalya'ya. Aynen. Kazandım. Kazandı. Aferin. Boyum uzadı. Kazandım, boyum uzadı. Sakın ha. Aman seviyor, öpüyor seni, öpüyor. Nasıl öpmüyor? Öper öyle ya. Bak. Korkma kız, korkma. Ecrin tut sen onları da anneannen rahat geçsin. Biz de hazırlandık, kucağa gidiyoruz. Kız dur bir. Öpüyorlar seni. Gel Ecrin. Gel. Gel aşağıdan ineyim. Gel Loki. Loki gel. Hayır. Dur sen onu Ecrin tut. Sen Pofidik'i tut. Pofidik. Oyala. Heh, tamam. Ecrin sen de çık. Tamam. Heh, dur. Loki dur oğlum. Loki dur. Pofidik. Dur. Dur. Çocuklar. Geleceğiz. Ay. Ne diyordum? Bucağa gidiyoruz diyorum. Çünkü Mimar Hanım beni aradı. Ebru Hanım sizin gelmeniz gerekiyor dedi. Bir imza varmış. Onu atacağız. Aslında iyi doldu be. Elektrik de yok. Evde öyle duracaktık. Biraz gezeriz bucağı. Olmazsa Esma'ya gideriz.
Onu şimdi yolda giderken bir ararım da müsait mi değil mi bir öğreniriz. Belki evde olmaz. Misafiri olur. Müsaitliği varsa ver kızım. Esma Sultan'a da bir uğrayalım. Kendisi 2 günden beri 3 günden beri Bucak'ta. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evin anahtarını falan aldım mı? Aldım. Bucağa geldik. Şu anda Tahtakale Market'in tam karşısındayız. Çarşıda işimiz bittiğinde, gezmelerimiz bittiğinde bir de markete uğrarız. Ondan sonra ev. Hadi anne şu tarafta. Gelin bakalım bir. Nerede? Şöyle düz gideceğiz. Önce mimara uğrayalım da. Tamam. İşimizi halledelim ondan sonra gezeriz. Esma'ya da mesaj attım. Daha dönüş yapmadı. Olmazsa birazdan arayıveririm. Eğer şey yapalım derse, müsaitliği varsa o da geliverir çarşıya, dolaşırız. Ha, beraber dolaşırız. Aynen, havada şey bak, serin de ha. Evet, esiyor. Esiyor, öyle çok sıcak da değil. Ecrin buraları böyle karış karış biliyor değil mi Ecrin? Ben bile biliyorum. Tabii annem de biliyor. Mesela şuradan gidince, solda ördeyince biraz gidince Sivakiki var. Evet, bak de facto da açılmış Ecrin. Evet. Son baktığımızda tadilat vardı. Evet. Şuna baksana anne. Tam yazlık işte. Evet. Dondurma desen mi? Aynen, pek şirin. Dondurma, evet. Mimar Hanım'ın ofisi de şurası. Şurası mı? Yok, şu Gratis'in hemen yanındaki binadan giriş. Asansör yazıyor ya. Evet. Oradan gireceğiz. Zerel gireceğiz. Koridora baksana ne kadar uzun. Serin. Hem serin. İşimiz fazla uzun sürmedi. 15 dakika. Evet. Kendi dosyası için. Kendisine de dosya hazırlıyor. Kayıt altında dursun diye yaptığı projeler falan. Ona bir imza gerekiyormuş. Atıverdik. 15 dakika oturduk. Artık gezeceğiz. Evet. Şey yapalım be. Şu Ferah Pastanesi var ya. Bir kere oraya oturduk. Oturmuştuk sana. Hatırlıyorum. Orada evet. Bir oturalım. Oturalım. Heh. Esma da mesaja yanıt verdi. Heh. Şey... Onlar da çarşıdaymış. Bir saatlik işi varmış. Aradım, telefona bakmadı. Herhalde duymadı çantada. Çocuklardan şey yaptıysa. Belki de. Sonra da mesaj attım. Esma biz de çarşıdayız diye. Dur bakalım orada otururken dönüş yaparsa. Gel buraya deriz. Aynen. Pastaneye gel deriz. Evet. Haberleşiriz. Şuradan girelim anne. Girelim. Bak şurası iyi. Şu orta kısım var ya. Bu piyasa ağacın orası daha iyi. Ağacın oraya mı gidelim? Evet. İyi. Hem gölge orası. Evet evet. Hadi çabuk al gel. Bunu şöyle, bunu şöyle eser. Tamam. Gel. Baksana buraya AFAD çadırı kurulmuş. En son geldiğimde yoktu. Ecrin Hanım, sıcak mı bastı böyle böyle yapıyorsun? Evet. O zaman şöyle serin bir meyve suyu içersin. Portakal suyu ya da bir dondurma. Hoş bulduk. Biz her zamanki gibi kahve. İki tane Türk kahvesi olsun, abi. Sade şekerli. Şekerli. Tabii. Sen ne istiyorsun Ecrin? Dondurma mı, meyve suyu mu? Dondurma. Sade yani karışık. Karışık mı, sade mi? Sade. Teşekkür ederiz. Fincanların güzelliğini. Evet. Nasıl güzel, siyahlı beyaz. Siyah beyaz. Beyaz. Afiyet olsun Ecrin Hanım.
sana su. Ha burada bak suyu görmüyorum burada ama kameradan görmedim bir an. Aynen. Biliyor musun şöyle? Heh. Arada da suyundan böyle yudum yudum iç kızım, tamam evet, mı? Evet, şey yapmasın. Lazımmış. Size de afiyet olsun Gülen Hanım. Hep beraber olsun. Ebuş. Kahveler bitti. Şimdi Esma'ların gelmesini bekliyoruz. Bana dönüş yaptı o. Tamam abla dedi, geliyoruz. İsa da yanlarındaymış. Gelsinler bakalım. Biraz da onlarla birlikte oturuyoruz. Evet. Çaydı, kahveydi. Sonra gezeriz. Biz şimdi Ecrin'le hemen şu köşedeki şapkacıya doğru gidiyoruz. Esma'lar da daha gelmedi. Hadi dedim Ecrin, kendimize şapka alalım. Benim kafaya soktunuz. Neyi soktunuz? Bu Atatürk imzalı şapkayı. En son kanyona gittiğimde birçoğunuz çok beğendiniz. Sana çok yakışmış, mutlaka kendine de bir tane al diye. O Haktan'ındı. Onu almıştık. Ah Esma dur, sonra gideriz. Geldiler. Hoş geldiniz. Ay seni. Ecrin abla seni. Ben de bana sarılacaksın zannettim kız. Ya bu sefer de ona sarılayım. Değil mi? Çok özledim. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Sarıl sarıl Ecrin. Ben de Esma'ya sarılayım. Esma çok özledim seni. Hoş geldin İsa. Sen de hoş geldin. Kızım. Gülüşüne bakar mısın? Sevincine bak, sevincine şunları. Ecrin hoş geldin. Bayağı özledim şimdi Ecrin abla. Özledin değil mi? Yerim senin terliklerini. Ben de şuradaki şapkacıya gidiyordum. Bir şapka alayım dedim. Atatürk imzalı. Şu şeyde şapkalar şurada bak bak. Nerede? Ha şu köşede de var, şurada da var. İki yerde neyse. Dönüşte bakarız. Hani dedim sizi beklerken. Hadi gidelim bakalım. Bir annem de orada oturuyor. İranur gözlüğünü takacak mısın? Hani gözlük? Ha şöyle bir poz ver bakayım. Bir poz ver Ebru ablana. Bir poz ver. Şıkkık. Oh, kuzum benim. Hadi gidelim. Gidelim. Fatma nasılsın kızım? İyiyim. Allah iyilik versin. Gel. Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Biz köyde gene elektrik yok. Dün de yoktu. Onda kesiliyor. 4-5 gibi geliyor. Bugün de öyle. Mimar çağırdı beni imza için. Geldik, işimizi hallettik. Hadi dedim gezelim. Hem Esma'yı da ararız. Evet. Müsaitliği varsa görüşürüz. Evet. İyi evet. De oldu. Aynen iyi oldu. Hava da maşallah çok sıcak çok, değil. Aynen. Çok bugün güzel. Bir serinlik var. Yani tam böyle gezme havası. Evet. İle gözlüğünü. Razı'ya taktım, o da illaki gözlüğüm. Benim gözlüğüm nerede? Benim gözlüğüm nerede? Tabii. Allah. Biz de dün Elsim'le buradaydık. Öyle mi? Aynen. Oturdu. Ne kadar şanslıyım. Dün Elçim davet etmişti. Bugün de sen, ben. Yarın da sen getir İsa. İsa evet. Akşam da ben de buradaydım. Aa, bu çıkmıştı. Tek başına çıkmıştı. Bak sen tek başına akşam. İşi vardır canım arkadaşımla falan. Zaten camiye gittim de oradan çıktım. Burada işte iki bardak çay içtik. Arkadaş vardı. O geldi böyle. Yani biz kadınlar baş başa, erkekler de değil yapabilir mi? Yani öyle. Yok biz... Yok yok izin veriyorum zaten, izin veriyorum. Ooo valide gelmiş valide. Geldi valide. Çınar ağacı niye bu kadar yeşil gözüküyor diyorum ben. Geldi zaten evet. Onda kökünde oturandan belli. Evet kökün. Ay Fatmacığım hoş geldin. Kızım. Gel gel. Hoş geldin. Esma. Esma Sultan hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım, sen de hoş geldin. Kuzum siz şöyle oturun İsa'yla. Evet. Çocuklar isterseniz şöyle geçin siz. Evet. Ha, çocuklar siz şöyle. Hira. Gözlüğe bakar mısın? Evet. Fatma dur bakayım. Hira. Abla. Ne oldu? Esma. Senin bacakları tamam, Hira buraya otur. Kalabalık yapma. Tamam otur buna gel. Şöyle, sen buraya gelsene. Tamam abla şöyle de koyayım. Abla sen otur. Fatma yok sen abla. Gel Fatmacığım. Ha Fatma sen oraya otur. Annenle baban şuraya karşıya. Tamam oğlum sen oraya otur. Öyle mi yapayım? Tamam. Çantayı da 3 tane cicik bana taşıttırıyor ya. Öyle olur bir şeyden sonra. Evden çıkarken herkes alır. Sonra anneye. İyiyim siz nasılsınız? Çok iyi.
geldik işte, bir hafta kalalım dedik. Ne güzel, iyi ya. Kaçmışsınız, o sıcaktır orası. Evet, sıcak, yanıyor Antalya, sorma ya. Siz de geldiniz, gördünüz ya. Aynen. Benim deri kavladı. Anlatıyor. Ne demeyiz var? Deri üzülüyor. Antalya yanıyor ya. Şey... Güzel oldu ama böyle. Değil mi? Yandık ya. Tam çok iyi yaşa, iyi yaşa kızım. Neyse, iki günlük öyle bir Antalya macerası iyi geldi çok bize. Çok güzel, aynen. Çok, ben yani her zaman gidelim. Şey, İnşallah gideceğiz bacım. Yani. Haftaya da bir arkadaşın düğünü var. Eğirdir, Isparta Eğirdir. Öyle mi? Ebru ablam gelin diyor, gidelim mi, olmazsa diyor o da. Gideriz. Adalar falan var ya orada. Evet evet, senin dediğin adacık mı? Güzel yerler var orada da. Tamam. Şey, elma bahçeler vardı, orada biz elma topladık zamanında. Hani bir, ne diyeyim sana, 15-16 yaşlarında elma topuna geldik. Maşallah, Cenab-ı Allah da oraya gelmiş. Rotamız belli oldu, evet. Gideriz. Cumartesi pazar mı? Hangisi? Cumartesi günü mü, pazar günü mü? İsa Bey, hangisi? Düğün? Umarım cumartesi değildir. Benim planım var cumartesi. Bahele, ya şey, randevu defteri dolu. Her yıl bir ana sınıfı, Ravza'nın ana sınıfı öğretmeni ve tamam, öğrencileriyle birlikte öyle bir toplantı, bir etkinlik yapıyorsunuz. Aynen, aynen. Şey, böyle dağ bayır, neyse artık gittiğimiz yer. Oh, ne güzel. Bazlama, börek, of, patates of, kızartması, domates içinde kahvaltı tarzı. Müthiş. Öyle iyi oluyor. Hem çocuklar eğleniyor, tabii, onlar görüşmüş oluyorlar. Hem de işte anneler böyle kaynaşıyorsunuz. Aynen. Aynen. Güzel oldu. Güzel bir hocamız var, çok tatlı bir hocamız. Sağ olsun. Aynen, grubumuz duruyor. Her yıl o vakit geldi mi? Öyleymiş. Cumartesi günü. Etkinliği unut kızım. Patates kızartması, bazlama, gözlemeyi unut. Eğirdin de yaparız. Eğirdin de yaparız. Aynen. Tamam. Kendi aramızda yaparız. Artık bir dahaki haftaya yaparsınız mı? Aslında oranın da bir kahvaltı yeri var ya, böyle zirvenin başında. Vallahi. Böyle çok güzel bir yer. Tamam tamam, cumartesi günü sabah erkenden hazırlanıyoruz. Ben pazar günü gidiyorum Antalya'ya. Cumartesi nereye gidiyorsun sen? Sen de geliyorsun birlikte. Sen de geliyorsun. Sen yaylaya gelmişsin ya. Yaylada kararın var. Hep birlikte geçeceğiz. Yani. Şimdi üşütmeyelim ama soğuğu seviyor gerçi, değil mi? Ay, ben soğuğu seviyorum. Antalya'da durmuyor ki. Adrasan'a gidiyor. Oradan maşallah. Oradan başka yere gidiyorum. Ben durmuyorum Antalya'ya. Böyle büyük bir taş var. Şimdi minare gibi. Tam onun bu dibine de pazar kuruluyor. Normalde cuma günü pazarı vardır orada. Dağın dibinden böyle bir su çıkıyor. Maşallah. Demek ki oralar böyle gezilip görülmesi gereken yerler. Elma bahçelerini bir göreceksin. Maşallah var ya, öyle bir yer oluyor maşallah. Gideriz gideriz. Fatih ile de konuşuruz. Geçti bir gün de gelsin. Orada mı? Kalmayı işte. Bırak sen de. Eylül'de mi elma toplama oluyor? Ne içelim? Abi, Yaşar abi, bilmiyorum, içecek. Ben kahve içtim, çay alabilirim. Ben de çay alayım abi. Çay abi. Ben. Sen. Siz efendim? Ben de çay alayım. Kola. 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 Çocuklar, siz ne içiyorsunuz? Kola alabilir. Kola. Limonata var mı? Limonata var mı abi? Limonata da var, kola da var. Bence kola içmeyin, limonata bence daha güzel. Evet. Hastanede birazcık oturduktan sonra şimdi gezmeler başladı. Değil mi? Evet. Buradan mı aldın ablam boneni? Bone almış Esma da, 3 tane. Bir tanesi şey çıkmış. Onu değiştireyim abla dedi. Önce onu değiştireceğiz. Ondan sonra gezmeye devam. İsa da eve gitti. Ben eve gidiyorum dedi. Siz de sonra gelirsiniz. Bakalım. Aa, şallara bak, ne güzel. Baksana Fatma, şu ne güzelmiş. Evet. Rengi falan. Şu da çok hoşuma gitti. Evet, o da güzel. Bunun rengi de güzel. Evet. 15 lira fiyatı da. Bir şey değil. Sarı da güzel. Evet. Hepsi birbirinden güzel. Kıyafetine göre. Evet. Burada da uzun şallar. Şallar. Şu güzelmiş. En sevdiğim renk. Ay evet. Efendim. Evet kızım.
Esma abone işini halletti. Şimdi evet anne, oradaki şapkacıya gideceğiz. Az önce sizlere bahsettim ya. Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir şapka alayım kendime. İnşallah vardır. Haftanın şapkası bana çok yakışmıştı. Sizlere öyle söylediniz. Teşekkürler ederim. Bir tane de kendime alayım. Bak bak bak, yukarı çıkacak herhalde gene, bak. Seviyor yürüyen merdiveni. Ona oyun gibi geliyor. Gel kızım. Nereye gidersin de şimdi, ah çocuklarım benim, bir takmıyorlar seni. Bak seni. O Ecrin ablana büyük. Onun iki küçüğü olması lazım. Şu takımlar da nasıl güzel anne. Evet. Şurada uzun taytlısı da var. Ravzan'la şunla koçor takım yaptık. Bak yeteri var. Evet teyzem, çok güzelmiş. Esma. Damat nerede? Damat nerede diyor. Annem giyecek. Gelinlik gibi. Damat nerede? Anne giysen olur sana abi büyüğü. Tabii benim boyum yok. Bak bu bile. Boydan aynen. Bak şunlar da güzelmiş ha. Ha, İsa da diyor ki çocukları yüzme havuzunda şey yapalım. Şeyi almak lazım. Moyo falan çocuklara. Evet evet, açılmıştır artık ha, yüzme açılmış havuzu. Açılmış da. Hatta gidelim mi? Gidelim kız bir gün, evet. Bakalım hakikaten bir gezelim, ha, oraları. Şey yapalım da hem Fatma'nın için faydalı olur diye. Tabii onun için yüzmek havuzu çok faydalı olur. Aynen. Sen öyle yapalım biz. Hem de genelde vaktimiz var yani, çocuklara tabii aktiviteleri olsun diye. Gidelim bir havuzu gezelim, konuşalım. Aha. Aha, aynen. Akşam üzeri falan. Olmazsa tamam, gideriz. Tamam tamam. Aynen. Bizim zamanımız var. Tabii. Ve gidip konuşalım hep birlikte. Çarşıda gezmelerimiz bitti. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Yemek yiyelim dedik dışarıda. Geçen Esma beni bildiği yere götürdü ama oranın yemeğini beğendim ben. Etini falan güzeldi. Şimdi de benim bildiğim yere götüreceğim Esma'yı. Kervana götüreceğim. Bakalım hangi müzik daha lezzetli sonra. Aynen. Birimizin dediği yere gidelim. Aynen. Hadi şöyle karşıya geçelim dikkatli bir şekilde. Bakalım Güngör burada mı? Güngör Fatih'in arkadaşı. Biliyorsunuz birkaç kere burada video çekmiştik. Hoş bulduk. Merhaba abla. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Çok şükür. Sağ Allah olsun, iyilik versin. Amin. Şöyle serin bir yere geçsek. Gelin bakalım Esma. Masa birleştirelim mi? Şöyle uzun masayı alayım mı? Şurada birleştirelim bak. Burada camlar açık ya. Güngör merhaba abla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey masa mı birleştirsek acaba Güngör? Fark etmez nasıl isterseniz. Ayrı İster çocuklar yoktursa. Ha çocuklarla ayrı da oturabiliriz. Tamam. Çocuklar burada otursun. Daha biz de şurada. Şimdi uyuyacak. Uyuyacak evet. Arabada kendinden geçti. Nasılsın abla? İyiyim, sizler nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Bir dedik yemeğe gelelim. Uzun zamandan beri gelmiyoruz. Biz de seni gördük, iyi olduk. Bebek nasıl? Büyüdü. Bebek yaramaz. Yaramazlaştı değil mi? Maşallah. Kaç aylık oldu? 11 aylık. Ben en son geldiğimde yeni olmuştu herhalde. Evet. Yeni doğmuştu. Şimdi 11 aylık. Dünyaya gelen büyüyor. Aynen. Şimdi tam hareketli zamanı. Tam her şeye böyle bir ilgisi var. Ondan sonra bulduğunu ağzına atıyor. Tabii. Hele bir yürümeye başlasın babası. O zaman tutamayacağınız, evet.
Allah sabır versin. Ol, onlar iyi olsun da hareketli olsun. Çok sağ ol. Aynen. Tamam şimdi arkadaş şimdi gelsin de. Çocukları buraya mı ayarlayacağız? Ha, yok çocuklar şu arkada otur, şey yapsın ablam otursun tamam. Biz de burada oturalım. Toplam 8 kişi falan olur. Hira'yı evet. O çocuk sandalyesini alabiliriz. Ha, şuraya. Şimdi Esma gelsin ne yiyeceğimize bir karar verelim. Ondan sonra sana bilgi veririz. Tamam nasıl istedirseniz. Kıyamam sana ya. Kıyamam sana. Açıldı. Ravza oradan seslenince açıldı. Konuşun kızlar da uyumasın. Esma elini yüzünü de yıkadı. Uyumasın diye ama uyuma kızım. Öyle oyalayın Ravza da. Yemekten sonra uyusunuz ama. Aferin. Alkışlayın. Pembe. Pink, pembe. Pink de. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ne içersiniz? Ben sorayım Gülgül. İşin elinden alacağım. Ben içmeyeceğim şeyini. İçmeyeceğim. Su gıda alamıyorum yani. Ayran. Ayran. Ben kola alayım. Esma kola. Kızlar siz? Ayran. Ayran. Tamam. Ben de kullanıyorum Esma gibi onu yalnız bırakmayayım. Evet, 4 tane de ayran. 4 ayran 2 kol. Evet evet. Sen teşekkür ederiz. Annem yemek yerken şey yapmıyor. Ne çay içer ne kola ne ayran. Sadece yemeği yer yemekten sonra içerse içer. Evet. Şimdi... Mesela kahvaltı yaparken bile çay içmez anne. Allah'ım ben kuru kuru yer. İşte alışkanlık ya. Yani alışkanlık. Biraz. Ebru abla Hira Nur dün akşam tutturdu bana. Yattık. Ben biber yiyeceğim, biber yiyeceğim. Bak kızım, ben de dedim ki anneciğim sana yarım pişireceğim biber. Bak pişirmene gerek kalmadı burada var mı? Bak, hazır önüne geldi. Istiyor, şuna bak. Anne o bir biber yiyor. Evet çok biber hastası. Hatta bir tane tabak istesek aslında biberleri onun tabağına. Tamam olur. Aynen. Benimkini de yiyebilir. Benimkini de yiyebilir. Güngör'den isteriz bir tabak. Ay bir hafta biber yemesen olacak anne. Depola şimdiden. Bak 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 nasıl yiyor yemeğini. Ey maşallah. Kendi başının çaresine bakıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aç kalmaz o. Evet. Aynen şey ya işte çocukları çok böyle hani sokacağım, yedireceğim, edeceğim diye uğraşmayayım. Bırakacaksın kendi acıkınca yiyecek. İşte acıkınca bak nasıl yiyor. Aynen hem de nasıl iştahlı. Ay kızım yiyecek misin? Şundan ister misin? Bilmem ne yapar mısın demeyecek. Kendi başına bırakacaksın. Aynen. Of 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 şifa olsun yarasın biber. Tam. Evet bitti. Hadi bir mis mis şöyle yap bakayım bir elini. Mis de. Tamam bitmedi. Elini mi sildin? Ağzındaki bitsin ondan sonra. Neresiniz? Yedi misin? Annem seni neresiniz? Yiyecek şimdi tatlı niyetine. O ne biçim biber yemek? O ne güzel bir biber. Yemek. Annemin içi gitti onun biber yiyişine. İşte burada da biber. Bak ya baba. Anneciğim et yiyecek misin? Et. Bundan vereyim mi sana bir tane? Yok yok ben şundan vereyim. Hah ver kızım. Daha faydalı. Varsa fazladan ver kızım. Yani ben hiç yemedim daha sayılır. Ama doğru mu ya? Sana tavuk getireyim mi? Ablasının ağzına veriverdi tavuk parçasını. Kızım hadi bir mis mis der misin lütfen tavuğa? Mis mis. Ya o kadar işte mis mis. Senin şapkan nerede şapkan? Biberci. Yürü. Efendim yenge. Annen ne düşüncesi? Çantanı bile aldı. Evet benim annem öyledir. Senin anana bak senin anana. Anne o senin çantana bak. Senin annen de düşünceli bak. Bu mu benim çantam? Evet sen gezdiriyorsun onu. Esma yapma Allah aşkına. Allah'ım iftiralardan. Yok yok şaka yaptım. Benim çantam ama annem taşıyor. Ya. Annen de düşünceli. Işte. Ah anneler işte böyle. Değil mi? Benim de şapkamı Hira taşıyor sağ olsun. Şuradan devam anne şuradan. Eksin göster sen geldin mi buraya? Artık bir keyif kahvesi yaparız yemeğin üstüne. Balkonda şöyle. Şimdiden ellerine sağlık Esma'cığım. O zaman şimdiden afiyet olsun. Saat şu anda 4:30 güzellerim. Artık eve doğru gideceğiz. Fatma da bizimle geliyor köye. O anneannesine gidecek. Tabii
çoğunluk da bizde. Değil mi kızım? Babası evet, izin verdi sağ olsun İsa. Hadi dedi sen git, zaten iki gün sonra onlar da gelecekler köye. Evet. İnşallah. Gidelim artık bakalım. Akşam ettik buralarda be. Allah'a ettik annem. İyi ki de ettik. Ne güzel gezdik, tozduk. Esma Sultan'da hoş sohbet. Oh, ne güldürdü bizi gene ya. Evet. Kahve içerken çekemedik, kusura bakmayın da. Biraz böyle bir çocuklar patırtı kütürtü vardı. Ama bayağı bir sohbet edip güldük, eğlendik. Elektrikler de gelmiştir anne. Ha canım gelmiştir. Abi. Gelmiştir, evet. Evet. Ecrin, anneannenin yanına şöyle git. Videoyu bu şekilde sonlandıralım. Evet. Gel anneanne. Charlie'nin melekleri gibi. Evet. Hadi bakalım, inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her biriniz her zamanki gibi. Kocaman kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.